Selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Blockchain üzerindeki en önemli konulardan biri de gaz ücretleri. Çünkü her işlem için bir gaz ücreti ödeniyor aslında. Yani her işlemin yapılması için bir gaz maliyeti var. Ve bu maliyetlerin yüksek olması, düşük olması da hem projeler hem kullanıcılar için oldukça önemli. Ve bir geliştiriciyseniz bunun optimizasyonuna önem vermeniz de oldukça önemli. Yani şimdi detaylı olarak gazı nasıl o en optimum şekilde kullanabilirsiniz? Bunların tek gerektikleri neler bir proje geliştirirken bunlara bakalım. Öncelikle gaz nedir? Gaz blockchain üzerinde bir işlemin gerçekleştirilmesi için gereken işlem ücretidir. Örneğin Ethereum gibi ağlarda bu gaz ücretleri yüksek olabiliyor nispeten katman 1 ağlarında ve katman 2 ağlarında daha düşük olabiliyor. Ama hem Ethereum gibi katman 1 hem de katman 2 projelerin hepsinde her işlem için bir gaz ücreti ödeniyor. Örneğin Ethereum'da Ethereum olarak gaz ücreti ödeniyor. İşte Starknet'te kendi Starknet token'ı olarak ödenebiliyor. Bir sürü ağ var. Hepsi için kendi gaz ücretleri ödeniyor ve burada her gaz tüketimi de oldukça farklı. Çünkü örneğin basit bir işlem var, sadece bir token gönderiyorsun, bu gaz az gaz tüketiyor. Ama karmaşık bir işlem varsa, akıllı sözleşmede karmaşık olursa, burada da daha fazla gaz gerekiyor. Bu da daha fazla işlem ücretine sebep oluyor aslında. E burada da tabii ki en önemli nokta bugün de bu konuda inceleyeceğimiz nokta optimizasyon. Çünkü gaz optimizasyonu... maliyetleri düşürüyor ve aynı zamanda hızı da arttırarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bunun için de bir proje geliştiriyorsanız veya geliştirici olarak bir yerde çalışıyorsanız bu kritik bir öneme sahip. Şimdi hani Ethereum ve Arbitrum için bir gaz karşılaştırması yaparak başlayalım. Şimdi Ethereum öncelikle hepinizin bildiği gibi işlemleri doğrudan zincirde işlediği için genellikle yüksek gaz ücretleri istiyor. Arbitrum ise işlemleri zincir dışında işleyerek maliyetleri azaltıyor. Örneğin işte Ethereum'da bir NFT alacaksınız. Ortalama bugün için konuşuyorum. Belki 20 dolar bir gaz ücreti ödersiniz ama Arbitrum'da bu 1 dolardan hatta 0.1 centten bile düşük. Çünkü Arbitrum işlemlerin büyük kısmını zincir dışında gerçekleştiriyor. Rollup teknolojisini kullanarak yapıyor. Birden fazla işlemi bir arada zincir dışında yapıp örneğin 50 tane işlemi zincir dışında yapıyor. Hepsini paketliyor. Bir dosyaya koyuyor. Ethereum'a iletiyor. Yani Ethereum artık onu sadece son olarak işlemesi kalıyor. Bu sayede de algoritum gaz ücretlerini oldukça düşürüyor. Peki gaz kullanımını neler etkiliyor? Bir işlemin aslında gaz tüketimini etkileyen birkaç önemli faktör var ve bunlar işlemlerin karmaşıklığına, zincir üzerinde kullanılan veri miktarına daha çok bağlı. Bu faktörlerin bazılarını burada da bakıyoruz aslında. İlki fonksiyon karmaşıklığı örneğin. Bir akıllı sözleşmede ne kadar karmaşık işlem varsa o kadar aslında fazla gaz tüketiyor. Örneğin bir döngü içinde binlerce işlem yapmak yüksek maliyette sebep oluyor. Bunun yerine döngülerin optimize edilmesi gaz ücretlerini düşürebiliyor. Depolama kullanımları da yine gaz ücretlerini arttırıyor. Çünkü blockchain üzerinde veri depolamak en pahalı işlemlerden biri. Bunun içinde her bir durum değişikliği, de, her bir veri değişikliği de gaz tüketimini arttırıyor. Örneğin zincir üzerinde herhangi bir değişkenin güncellenmesi depolama maliyetine neden oluyor. Diğer bir tarafsa veri boyutu. Zincire yazılan her verinin büyüklüğü de yine gaz maliyetini etkiliyor. Örneğin kısa değerler yerine uzun metinler ve büyük veri yapıları yazıldığında yine gaz ücretleri artıyor. Örneğin işte burada yazmışım bir ERC20 token transferi için 20.000 gaz tüketilirken çoklu işlem döngüsüne sahip bir işlem için 100.000 gibi bir gaz tüketimi olabiliyor. Peki biz bu gazı nasıl optimize edebiliriz? Kodun nasıl bir optimizasyonu sağlarsak gaz ücretleri düşer. Öncelikle fonksiyonel basitlik sağlamak oldukça önemli. Yani karmaşık fonksiyonları daha küçük ve bağımsız parçalara bölün. Hem fonksiyonlar çok uzun fonksiyonlar olmasın. Hem parça parça olsun hem küçük olsun. Örneğin bir döngü içinde yapılan işlemleri birden fazla fonksiyona ayırarak hem okunabilirliğini arttırabilirsiniz hem de gereksiz işlemlerden kaçınabilirsiniz. Diğer bir nokta zaten gereksiz işlemleri kaldırma. kodunuz. Mesela kullanılmayan değişkenler, işlevler ve işlemler varsa bunları kaldırın. Bunlar hem gaz tüketimini azaltır hem de kodunuzu daha verimli bir hale getirir. Verimli veri yapıları kullanma. Burada da özellikle mapping ve stack gibi veri yapıları kullanarak veri işlemini hızlandırabilirsiniz. Bunların tanımlarına gelecek sunumda göstereceğim sizlere bir sonraki sunumda. Ve gaz maliyetlerini düşünebilirsiniz. Örneğin işte bir dizi yerine mapping kullandığınızda daha az gaz tüketirsiniz. Çünkü veri arama maliyetleriniz düşer aslında. Yine döngülerin optimizasyonu da oldukça önemli. Çünkü döngülerde işlenen veri miktarını azaltırsanız ve döngüden ne kadar kaçırırsanız çünkü bir şeyleri sürekli tekrar etmek bu da size. Yani e, kısacası aslında sürekli aynı şeyleri yapmak, sürekli bir şeylere uzun uzun yapmak, kısa net yerine karmaşık yapmak bunların hepsi sizin gaz maliyetinizi arttırıyor. Çünkü burada işlemin gerçekleşmesi gereken süreyi de uzatıyor. Bu da işlemlerinize maliyetini arttırıyor. Döngü yerine burada büyük veri kümeleriyle çalışırken işlemleri küçük gruplara bölerseniz çok çok daha verimli, çok daha iyi kodlara sahip olabilirsiniz. Şimdi verimli veri yapıları neler peki? Az önce mapping dedik. Mapping ne? Mapping aslında bir anahtar değer çifti gibi düşünebilirsiniz. Yani verileri bir anahtar değer olarak birbiriyle matchliyor, birbiriyle eşleştiriyor. Bununla birlikte de verileri verimli bir şekilde saklasın istiyorsunuz. Bir veriye ihtiyacınız olduğunda anında ulaşabiliyorsunuz. Örneğin bir kullanıcının bakiyesini tutmak için bir mapping belirleyebilirsiniz. Bunlar sizin karmaşıklaştırmak yerine her şeyi birbiriyle eşleştirdiği için anında anda ulaşmanızı sağlayabiliyor. Örneğin bir kullanıcının bakiyesini anahtar olarak düşünüp, buradaki miktarı da değer olarak düşünüp eşleyip hızlıca almanıza olanak tanır. Bu da gaz ücretini düşürür. Diğer bir serisi ise Sıtrak. Sıtrak da birden fazla veri üyesini bir arada tutan bir veri yapısı. Bir kullanıcının bilgilerini saklamak gibi karmaşık durumlarda Sıtrak'ı yine kullanabilirsiniz. Bu yapı bir kullanıcının tüm bilgilerini tek bir yerde toplar ve işlemleri daha verimli hale getirir. Karmaşıklığı aslında yok eder. Bu da kadınızı daha düzenli hale getirir. Hem gaz maliyetlerinizi düşürür. Bu açıdan da büyük veri kümeleri için ideal. Döngü ve işlem maliyetlerini azaltma da yine önemli. Az önce de bahsetmiştim. Yani çok döngü olması bir şeylerin sürekli tekrar etmesi ve bunun yanlış tasarımları da gaz tüketiminin artmasına neden olabiliyor. Döngüleri ve işlemleri optimize etmek için de belli yöntemler var. Bunların başına küçük veri grupları geliyor. Eğer büyük bir veri kümesi üzerinde çalışıyorsanız bu veriyi daha küçük verilere ayırarak, daha küçük parçalara ayırarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin işte bin eleman bir veri kümesi yerine yüzer elemanlık parçalarda işlem yaparsanız hem gaz maliyetiniz düşer hem de bu veriler daha düzenli gözükür ve daha kolay düzeltebilirsiniz. Gereksiz döngüden kaçının yani döngü sürekli tekrar eden gereksiz işlemleri kaldırın. Bu sayede de yine optimizasyon artacaktır. Hafif hesaplama yapısı kullanın. Burada da eğer döngü içinde karmaşık hesaplamalar yapmanız gerekiyorsa bu hesaplamaları önceden yapıp sonuçları depolayın ve döngü içinde yalnızca sonuçları yaşayın. Yani bu döngünün sürekli hesaplama yapmasına sebep olmak yerine hesap önceden yaparsanız işlem maliyetleriniz, gaz maliyetleriniz de düşer. Arbitrum'u kullanırsanız yine işlemler zincir dışında olur ve burada yine işlem maliyetleriniz düşer. Genel olarak bu şekilde diyebilirim. Yani tüm bunları topladığınızda, tüm bunları doğru yaptığınızda aslında gaz optimizasyonunda iyi bir şekilde sağlamış olabiliyorsunuz. Ve bunun dışında akıllı sözleşmenin modülerliği önemli. Büyük ve karmaşık bir sözleşmeyi daha küçük, bağımsız bileşenlere ayırırsanız bu yaklaşım hem gaz maliyetlerinizi düşürüyor hem de sözleşmenizin daha esnek ve yönetilebilir olmasını sağlıyor aslında. Çünkü daha küçük bileşenler zincir üzerinde daha az iş işlem yapılmasını sağlıyor. Bu da gaz ücretlerinizi düşürüyor. Yine bakımı kolay oluyor. Çünkü istediğiniz veriye hızlı ulaşıyorsunuz. Karmaşık bir yapıdan hepsi ayrı ayrı olunca birinde sorun olduğunda sadece onu düzeltebiliyorsunuz. Böyle bir yapıda tasarlamak istiyorsanız fonksiyonları ayırmanız gerekiyor. Her fonksiyonu belli bir işlevi yerine getirecek şekilde tasarlamanız lazım. Örneğin bir ARC20 token sözleşmesinde transferi, approve'u, mint'i tüm işlemlere bir arada bir modül yerine ayrı modüller yaparsanız bu da sizin gaz maliyetlerinizi düşürür. Her bir modül için yani farklı bir söz sözleşme yapmanız gerekli. Yine iletişim protokollerini belirlemeniz de oldukça önemli. Çünkü bir modülün diğer modülü çağırması gerektiğinde bunun bir arayüzü önceden bir mapping'i yapıldıysa bu sizin gaz maliyetlerinizi yine düşürecek. Yine işlem boyutlarını küçültmek önemli. Verilerinizi sıkıştırmak, gereksiz bilgileri kaldırıp sadece gerekli bilgileri bulundurmak. Bunların hepsi de işlemlerinizi hızlandıracak. Yine bu gaz kullanımını testnet üzerinde bir test etmeniz de oldukça önemli. Bunun için işte Hardhead, Remix gibi tool'ları kullanabilirsiniz ve belli simülasyonlarla bu testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ve Birçok yaygın hata da var bunda. Zaten az önce bahsettiğim yerine işte gereksiz döngü kullanma, büyük veri kümeleri kullanma, karmaşık işlemler kullanma. Bunlardan kaçınırsanız zaten gazı optimizasyonunuz oldukça iyi olacaktır. Özetle yani düşük maliyet istiyorsanız, hızlı istiyorsanız zaten Arbitrum bunu sağlıyor. Ama siz de sözleşmenizi geliştirirken veri kümelerinizin küçük olması, karmaşık işlemlerden kaçınmanız, döngülerden kaçınmanız ve diğer söylediğim birçok nokta oldukça önemli. Bunlara dikkat ederseniz sizlerin sözleşmesi de optimizasyon açısından oldukça önemli olacak. Sorularınız varsa yorumda mutlaka belirtin. Gelecek videoda bir örnek inceleyeceğiz. Gelecek iki video boyunca bu örneği inceleyeceğiz aslında. Oldukça zevkli olacak. Onun için gelecek videoyu da heyecanla bekliyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.